Hep ressam olmayı hayal ederdim. Bob amca vardı benim gençliğimde. Şuraya bir ağaç konduralım diyordu mesela. Onu seyredip ressam olmak isterdim ben. Annemin şişelerini çok seviyorum. Arayıp da bulamadığım bir iş. Mutluyum. Gerçekten de çok mutluyum. İlk Ayvalık ziyaretimizde çok tutulduk gerçekten Ayvalık'a. Böyle bize şey hissettirdi ilk ziyaretimiz. Biz burası için bir şey yapmalıyız. Ben çok heyecanlandım projeyi duyunca. Afişlerini gördüm Ayvalık'ta. Gittim müracaat ettim. Daha sonra bir iki işte deneme gönderdim. Beğenildi. Projeye kabul edildim. Bize resim kursu açıldı. Şişe boyamayı öğrettiler, detaylandırmayı. Boyama yapıyordum zaten. Bunu böyle zeytinyağıyla, şişeyle birleştirmek çok hoş oldu. Evlerde boş bir şişe olarak aldılar. Onu boyadılar, tasarladılar. Bizlerden bu şişeler toplanıp Egem'den fabrikasına gidiyor ve şişeler dolduruluyor. Hep sorduklarında ev kadınıyım diyordum ama artık ev kadınıyım demiyorum. Yani ben yudum firmasına şişe boyuyorum diyorum ve bu da beni mutlu ediyor. Böyle bir projeyle Ayvalıklı kadınlara çok güzel bir şey tanımışlar. Ben düşünen çok iyi düşünmüş. Çünkü evde boş oturan hanımların zamanını bir şekilde değerlendirdiler. Çok hoşuma gidiyor. Terapi gibi oluyor bize. Bittiğini görmek, bir şeyi başarmış olmak çok güzel bir duygu. Biz ilk başta başlarken bu işe Ayvalık temasından yola çıktık. Zeytini sık kullanıyorum. Kuşları çok kullanırım martıyı. Şu şekilde deniz figürleri çiziyorum. Yani mesela deniz konsepti çiziyorsam, ki çok seviyorum. Yani yüzme bilmeyen biri olarak yani denizlerde dolaşıyor gibi oluyor. Kuş çizdiğimde bu kuş benim belki diye dediğim oluyor. Hayal gücümüzü canlandırıyoruz, şişeye veriyoruz. Proje onlara sadece ekonomik anlamda katkı sağlamamış. Aynı zamanda da içlerindeki cevherin ortaya çıkmasını, birer sanatçı olduklarını göstermelerini sağlamış. Eşim inanamıyor. Boyuyorum, gösteriyorum ona. İşte nasıl olmuş falan diyorum. Gerçekten bunu sen mi yaptın diyor bana. Evet diyorum. Harika olmuş diyor. Eşim de oğlum da daha farklı gözle baktığını hissediyorum. Hepsi bir kere benimle çok gurur duyuyorlar. Bunu her fırsatta da dile getiriyorlar. Bu şişeleri yaptığını gördükçe annemden gurur duyuyorum. Ben kendime bile inanamıyorum yani yaptığıma. Bazen ben bunu ben mi yapmışım diyorum. Kadınlar istediği zaman her şeyi yapabilir. Bu proje imkan sağlandığı zaman kadınların neler yapabileceğinin ispatı zaten. Resim yeteneğim hiç yok aslında. Yani ben bu şişeleri yaptığımda kendimi keşfettim. Mutlu oluyorlar. Ben de para kazanıyorlar elim. Zaten ben yapmayı çok sevdiğim bir şeyi yapacağım. Üstüne bana para ödeyecekler. Yani bunun da hayalini kurmuş olsaydık bu şekilde kurardım. Gelir olarak eve de bir şeyler getirmek, özellikle alın teriyle birlikte bir şeyler getirmek çok güzel bir şey. Bu işe girdikten sonra faturaları en azından ben karşılıyorum. İnanılmaz mutluyum. Yani maddi olarak güçlendiğim için tabii ki insan daha kendine güveni geliyor. Yani her şeyi yapabileceğini düşünüyorsun. Herkesin hayalleri vardır. Benim de bir tanesi de dünyayı dolaşmak. O benim gidemediğim yerlere gidiyor. Ve benim tanımadığım insanlarla buluşuyor. O çok güzel bir şey. Benim boyadığım bir şişe kim bilir nerede, kimin mutfağında kullanılacak? Farklı coğrafyaları birleştirmeye de vesile oluyoruz bu şişeler sayesinde. Mesela Mardin'e bu şişeler ise deniz. Onlar için çok farklı. Hiç görmeyen var. Bu tür projeler bütün dünyaya yayılmasını istiyoruz. Çünkü hiç unutulmaz bir proje. Bu şişeler bir kitabın kapağı olsaydı, mutlu kadınların hayatını anlatan bir kitap olurdu.